önceki videoda bir simidin parametrik denklemlerini konuşmaya başlamıştık. Bunu görsellemek için çok zaman harcamıştık. Çünkü görsellemek çok önemli. Bunun zor tarafı da görsellemek. Bir simidin parametrik denklemini bulmak için bir noktayı herhangi bir çember üzerinde döndürüyoruz. Z'ye düzleminde bir çember seçtim. Çemberin etrafında ne kadar gittiğini s ile belirtmiştim s, 0 ile 2 pi arasında değer alıyordu. Bu çemberi kendi etrafında çeviriyoruz. Veya daha iyi belirtmek istersek, çemberi z ekseni etrafında çeviriyoruz. Çember, z ekseninden b uzaklıkta olacak. Üstten baktığımız zaman, böyle göründüğünü düşünmüştük. İkinci parametremiz t, çemberin z ekseni etrafında ne kadar döndüğünü belirtiyor. Bunlar iki parametremizin tanımıydı. Sonra da olup biteni gözümüzle canlandırmaya çalıştık. Parametrik denklemlerin tanım kümesi şöyle olacak. S, 0 ile 2 pi arasında değerler alıyor. T, 0 olduğunda ZY düzleminden çıkmamış durumdayız. S, 0'dan 2 pi'ye böyle gidiyor t, 2 pi'ye gittiğinde ise çemberimizi z ekseni etrafında döndürmüş oluruz. st tanım kümesindeki bu doğru, 3 boyuttaki şu çembere denk gelir. Umarım görselleyebiliyoruz. Şimdi de bu parametrik denklemleri oluşturacak konum vektör değerli fonksiyonu bulmaya çalışalım. Önce z'yi bulalım. Çünkü bunu bulmak kolay. Bu görüntüye bakalım z fonksiyonumuz ne olacak? x, y ve z değerlerimiz s ve t türünden olmak zorunda. Yapmamız gereken bu. Uzaydaki herhangi bir konumu s ve t değerli seçerek bulabiliriz. Bunu burada görmüştük. Birkaç nokta için bunu göstereyim. Bu nokta şuradaki noktaya denk gelir. Bir tane daha seçelim. Bu nokta şu noktaya denk gelir. Birkaç tane daha yapabilirim. Seçeyim. Şuradaki noktada s hala 0. Bu dış kısımda olacak. Bir nokta daha alayım da şu kareyi tanımlamış olayım. t'yi döndürmediğim ama çemberin dörtte birine gittiğim şu nokta ise bu noktaya denk gelir her s ve t değerini x, y, z uzayında bir noktayla eşleştiriyoruz. z, x ve y, s ve t türünden fonksiyonlar olacak. İlk olarak z'yi bulalım. Bu gayet kolay olacak demiştik. z'yi s ve t türünden nasıl yazarım? Herhangi bir çemberde s'nin yarı çap ile x, y düzlemi arasındaki açı olduğunu unutmayın. Bunu çizebilirim. Bunun bir yarı çap olduğunu düşünelim. Bu açıya S demiştik. Çemberi çizelim ve biraz trigonometri kullanalım. Evet, bu açı S. Yarı çapın A olduğunu biliyoruz. Çemberin yarı çapını böyle tanımlamıştık. Z de XY düzleminin üstündeki uzaklık olacak şu uzaklık olacak. Bunu trigonometrik oranlarla elde edebilirim. Dik üçgenlerdeki trigonometrik oranlarla ilgili ska, koko, tatako videolarını izleyebilirsiniz. Bunu bulmak için sinüs oranını kullanırsınız. Sinüs karşı bölü hipotenüstür. Yani sinüs s eşittir z bölü a. İki tarafı a ile çarparsanız a çarpı sinüs s eşittir z elde edersiniz. Bu, bize x-y düzlemine olan uzaklığı verir. Basit trigonometri. z, yalnızca s türünden bir fonksiyon olacak. a çarpı sinüs s. Çok da zor değilmiş. Şimdi de x ve y'yi bulmaya çalışalım. z'nin ne olduğu önemli değil. z ekseni etrafında ne kadar döndürdüğümüz önemli değil. Çember üzerinde ne kadar döndürdüğümüz önemli. s 0 ise x, y düzlemindeyiz ve z de 0 olacak. S, pi bölü 2 olur ise simidin üstüne çıkmış oluruz. x, y düzleminin de a üstünde olacağız. Yani z, a olacak. Umarım bu size mantıklı gelir. Şimdi çevirdiğimiz zaman ne elde ettiğimize bakalım. Simidimiz üstten böyle görünüyordu. Bu çemberlerin her biri orijinden veya z ekseninden b uzaklıkta. Her zaman b uzaklıkta. Bu çemberin merkezinden b uzaklıkta olacağız. Bu da b uzaklıkta olacak. Noktamızın x, y düzlemindeki iz düşümünü alırsak, başlangıç noktasına olan uzaklığını düşünmemiz gerekecek. Bu çizime dönelim. En açıklayıcı bu olacaktır. Bu z y düzleminde bir çember ama herhangi bir çember de olabilir. Bu z ekseni ise bu uzaklık her zaman b olur. Bunu kesin olarak biliyoruz. Peki bu uzaklık ne olur? Merkeze b uzaklıktayız ve bir s açımız olacak. Bu s açısına göre xy düzlemine olan izdüşümü bulacağız y konumu da diyebilirsiniz. Gözünüzde canlandırabildiğinizi düşünüyorum. Z, a çarpı sinüs s ise, bu uzaklık a çarpı kosinüs s olacak. S şu açı. Bu uzaklık, a kosinüs s olacak. Başlangıç noktasında olan uzaklık ise, b artı a kosinüs s olacak. S, şurada olduğunda sonuç negatif çıkacak. Uzaklığımız b'den küçük. Bu noktada olacağız. Bu üstten görüntülere baktığımızda nerede olursak olalım, bu b. Diyelim ki biraz döndürdük. x, y düzlemine bakarsak bu uzaklık her zaman b artı a kosinüs s olacak. Her nokta için bu uzaklık böyle bulunur. Konumu S ve T türünden yazıyoruz. Döndürdükçe şuradaki noktadayız diyelim. X, -y düzlemindeki uzaklığın B artı A kosinüs S olduğunu söylemiştik. Bunun X ve Y koordinatları nedir? Unutmayın bu üstten bakış Z ekseni üstünde oturup X, -y düzlemine bakıyoruz. Simi de üstten bakıyoruz. X ve Y değerlerimizi nasıl bulacağız? Buraya bir dik üçgen daha çizersiniz. Bu bir dik üçgen. Bu açı t olur. Bu uzunluk, bu çarpı açının sinüsü olarak bulunur. x koordinatı şu t açısının sinüsü çarpı şu yarı çap olacak. Çarpı b artı a kosinüs s. Uzaklık, çemberin üzerinde ne kadar döndüğümüze bağlı öyle değil mi? Buradayken çok daha uzaktayız. Burada ise B uzaklıktayız. Sadece x, y düzlemine bakarsak. Şurada ise B eksi A uzaklıktayız. X'i S ve T türünden bir fonksiyon olarak yazabildik. Burada tanımladığımız şekliyle pozitif x ekseni bu yönde olur. Pozitif x bu yönde, negatif x ise şu yönde işaretleri değiştirebilirdim ama bunun pozitif x, bunun da negatif x olması aslında mantıklı. Sağ ele veya sol ele göre tanımlanmış bir koordinat sistemine göre değişir. Umarım mantıklı geliyordur. Peki, b artı a kosinüs s nedir? Bunu buradan bulmuştuk. Bu, x, y yönündeki uzaklığımızdı. Yüksekliği düşünmeden elde ettiğimiz uzaklıktı x koordinatını bulmak isterseniz bunu sinüs t ile çarparsınız. y koordinatı ise şu olacak. s ve t türünden y ise kosinüs t çarpı bu yarıçap olacak. b artı a kosinüs s. Bu üçgeni düşünürseniz umarım mantıklı gelir. y koordinatını bulmak için ska, koko, kako kullanıp, kosinüs t eşittir komşu, yani y bölü hipotenüs, b artı a kosinüs s deriz. Denklemin iki tarafını bununla çarparız, y eşittir kosinüs t çarpı bu. Bulduklarımızı kesip yapıştırayım. Evet, parametrik denklemlerimizi bulmuş olacağız. Böyle bırakabiliriz ama konum vektör değerli fonksiyon olarak ifade etmek istersek şöyle tanımlayabiliriz. Konum vektör değerli fonksiyonumuza r diyelim. s ve t parametreleri türünden bir fonksiyon olacak. Önce x kısmını yapayım. b artı a kosinüs s çarpı sinüs t. Bu x yönünde olacak yani çarpı i. Tanımıma göre pozitif x bu yönde olacak yani i birim vektörü böyle olacak. Tanıma göre bu yönde gideceğim. Artı y değerimiz bu da b artı a kosinüs s çarpı kosinüs t. y birim vektörü yönünde. j birim vektörü de böyle olacak. j birim vektörü. Son olarak z'yi katalım. En kolay kısım da bu. Artı a sinüs s çarpı k birim vektörü. Z yönündeki birim vektör çarpı k birim vektörü. Bu tanım kümesindeki herhangi bir st ikilisini bu konum vektör değerli fonksiyona koyarsanız simit üzerindeki bir noktayı veren konum vektörünü elde edersiniz. Neler olduğunu anladığınızdan emin olalım. S ve T'nin pi bölü 2 olduğu bu noktayı alıp fonksiyonda yerine koyun. Buraya pi bölü 2 koyun. R nedir? B artı A çarpı kosinüs pi bölü 2. Kosinüs pi bölü 2 eşittir 0 öyle değil mi? Kosinüs 90 derece. B buranın tamamı 0 çarpı sinüs pi bölü 2. Sinüs pi bölü 2 eşittir 1 b çarpı i artı yine kosinüs pi bölü 2 0. Bu terimde b çarpı kosinüs pi bölü 2 eşittir 0. Yani 0 j artı 0 j olacak. Son olarak da sinüs pi bölü 2 eşittir 1. Yani a çarpı k. j yönünde bileşen yok. Bu b çarpı i artı a çarpı k'ye eşit olacak. Bunun gösterdiği noktanın konum vektörü b çarpı i artı a çarpı k olacak. b çarpı i bizi buraya getirir. a çarpı k de şuraya ulaştırır. Yani konum vektörü budur. Tahmin ettiğimiz gibi bu nokta şu noktaya denk gelir. Kolay hesaplanabilen noktalar seçtik ama tüm s, t değerleri bu tanım kümesini bu yüzeye dönüştürecek. Transformasyonum böyle. s'nin hangi değerleri aldığını belirtmemiz gerekiyor. s, 2pi ile 0 arasında, t de 2pi ile 0 arasında diyebiliriz. 2pi ile başlangıç noktamızı tekrar etmiş oluyoruz. Şu eşit işaretlerinin birini silebiliriz belki. Bu yüzey alanını değiştirmeyecektir. Umarım bu video bu yüzeylerin parametrik denklemlerinin nasıl bulunduğu hakkında size bir fikir vermiştir. Yüzey integralleri bulmaya başladığımızda bu çok önemli olacak. Bunun en zor kısmı ise görsellemek.